Dostlar hoş geldiniz. Geçen hafta mini buzdolabı yapmıştım. Buzdolabını termo ısı pompasıyla yapmıştık. Peltier'le. Şimdi dolabı yapma esnasında tecrübe oluştu. Onun üzerine dedim ki bu hafta küçük bir klima yapabilir miyim? Peltier'i kullanaraktan güzel bir klima yaptım. Yapmaya çalıştım. Neler yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoma başlamadan önce abone ve destek olmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Haydi videomuza başlayalım. Klimada iki tane sonu 0.6 ile biten Peltier kullandım. Sonu 0.6 ile bitenin 6 amper çektiğini, 10 ile bitenin 10 amper, 15 ile bitenin 15 amper çektiğini geçen videomuzda söylemiştik. 12 voltla çalışıyor. Burada iki tane kullanmamın sebebi daha fazla soğuk alabilmem için artıyı aşağı çekmek istiyorum. Neler yaptığımı kısaca size anlatayım. Şimdi geçen videoda da anlatmıştım. Peltier'in bir tarafı çok fazla ısınıyor. Isınan tarafı için büyük bir soğutucu. Karşılığında da soğuyan taraf için küçük bir soğutucu kullanmıştım. Çünkü soğuk havayı buradan üfleyerek de klimamızın içerisinde döndürmek istiyorum. Isınan taraf için de bir fan kullanıyoruz. Fanı kullanma sebebimiz buradaki ısıyı düşürmek, ısıyı transfer etmek için. Burada iki tane 0.6 kullandım. Bu bir tane. Bu da ikincisi. Aynı şekilde soğutuculara montajlarını yaptım. Şöyle göstereyim. Peltier ikisinin arasında sandviç gibi sıkılmış durumda. İki tane yay kullandım. Yayla sıkıştırdım. Şöyle göstereyim. Şimdi bunlar için de köpükten bir yuva yaptım. Orada neler yaptığımı size kısaca anlatayım. Ondan sonra çalıştıralım ve test edelim. İlk önce sıkıştırılmış strofordan bir kutu yaptım. Burası çıkışımız. İç kısmına alüminyum kanalları olan soğutucular kullandım. Bunları neden kullandığımı anlatacağım size. Aynı şekilde yanına da kullandım. Ve havanın giriş yerine de bir fan kullandım. Bu da 12 voltla çalışıyor aynı şekilde. Buradan emiyoruz ve bu kanalların arasından havayı sıkıştıraraktan buradan tahliye ediyoruz. Soğutucularımız bunların üzerlerine gelecek. Bir tanesi buraya, bir tanesi de buraya. Ve bunların üzerine temas ediyor. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Neden soğutucuları bu şekilde yerleştirdim ve peltierleri neden bunların üzerlerine koydum? Sıcak hava bildiğiniz üzere yükseliyor. Soğuk hava da aşağıya düşüyor. Buradaki peltierlerin üzerindeki soğuk hava bu ızgaraların aralarına giriyor. Ve böylece bu soğutucular da sıcaklıkları düşüp soğumaya başlıyor. Ve içerideki fanınla beraber havanın direkt dışarı atılmasını istemedim. Burada biraz oyalanmasını, sıkışmasını istedim. Onun için bu soğutucuları kullandım. Çok da faydasını gördüm. Bu kutuyu yapmadan önce birçok testler yapmıştım. En iyi neticeyi bu şekilde aldım. Klimam için yaptığım kapağı göstereyim size. Şöyle üzerine koyayım. Şimdi hazırlamış olduğumuz soğutucularımız vardı. Onları yerleştireceğim. Birincisini taktım. İkincisini de yerleştiriyorum. Yuvaları, yerleri hazır. Önceden hazırlamıştım zaten. Şu şekilde. Çıkış yerimiz. Bağlantımız hazır. Şimdi çalıştıracağım. Termometre ile sıcaklığı ve soğukluğu size göstermek istiyorum. Burada en önemli bir şey de onu hatırlatmak istiyorum. Soğutucunuz ne kadar büyük olursa alacağınız soğukluk da o kadar iyi olacaktır. Performansı artacaktır. Bunu bir yere not alın lütfen. Bir de amperi yüksek peltierler kullanmayı tercih edin. 10 amper ve üstü olursa çok daha iyi olacaktır. Soğutucuların büyük olması karşı taraftaki soğuk dengesini daha aşağı çekecek. Ve daha fazla soğuk hava alacağız. Şimdi fanlarım çalıştı. Gayet sessiz. Şimdi bazı ölçümler yapalım. Bakalım değerlerimiz neler olmuş görelim. Kutu içerisindeki sıcaklığı ölçmek istiyorum. Hemen şöyle çalıştırayım. Işığımızı da açalım. 23.8, 24 derece. Çıkış 11, 12, artı 12. Arasında yaklaşık 10 derece fark var. Tekrar aşağı iniyorum. 23.4. Masaya tutalım. 23.4. Başka yere tutayım. 23.4. Kutunun üzerine tutalım. 23. İçeri tutuyorum. 11. Gerçekten çok iyi. Görüyorsunuz. Yaklaşık 10 derece fark var.
Klimamız çok güzel çalıştı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.